أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس الحادي والعشرون يرمي برنجي درس في الجنازة وتشيعها جنازة وجنازة تشيعت مو حضر لما إلى آيات وحديثات Allahu Teala Hazreti Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede buyurdu ki Hatta iza ce'e ahadihumul maud Ta ki ce'e geldi ahadihumul maud onlardan birisine ölüm geldiği zaman Allah muhafaza artık ölüm sekeratı geliyor. O perde kalkıyor. Gideceği cehennemi görüyor. Kale o adam o kişi diyor ki Rabbir ce'un ya Rabbi beni geri gönderin. Lalli amelu salihan fi ma teraktu. O geride bıraktığım dünyada umulur ki salih ameller işlerim. Ve şimdi gireceğim bu cehenneme girmekten kurtulurum. Kelle Hazreti Allah Celle Celle diyor hayır. İnne kelimetun huve kailuha bu söylenen söz hani giderim geri giderim salih ameller işlerim bu boş boş bir sözdür. Ve min o ölecek kişinin önünde berzah alemi var. İlâ yom yub'asûn ta ki kadar. Allah muhafaza etsin. Demek ki ne diyor o perde, perde kalkan? Lealli a'melu salihan fîme terektu. O terk etmiş olduğum şeyde dünyada, geride bırakmış olduğum dünyada e, salih amellerde bulunayım. Ama deniliyor ki o tekrar dönse yine tekrar aynı hatayı işleyecek ve tekrar yine o cehenneme girecek. Vakale Teala başka bir ayet-i kerimede Hz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Efe hasibtum siz zannediyor musunuz ki Enneme halaklakum biz sizi muhakkak yarattık Abesen boş yarattık Boş yaratmadık Ve ma halaktul insa vel cinn ellil Ancak ibadet etsinler diye yarattık Ve ne zannediyor musunuz ki Ve ennekum ileyne la turcaun Siz bize rücu etmeyeceksiniz, bize gelmeyeceksiniz. bu böyle değil. Hem boş yaratmadık hem de sonunda bize döndüreceksiniz. 1468. hadis-i şerif Müslim bin Malik radiyallahu anhu kal Hazreti Müslim o da Al-Av Hazreti Avf'dan o da bin Malik Hazreti Malik'ten Dua diyor ki ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu ve dedi ki Ala cenazetin bir cenazeye namaz kıldı ve o cenaze ile ilgili dua etti. Bu sahabe de bu duadan diyor fe min duahi sallallahu aleyhi ve duasından şunu ezberledim. Ve o sallallahu aleyhi ve sellem, böyle dua ediyordu o cenaze için. Allahümme gfirlehu ya Rabbi onu Başla ve rahmhu ona merhamet et ve afi ona afiyet ver ve afu anhu onun günahlarını affet ve akrim menuzulahum onun e, yerini ne yap e, ikram et o gideceği yeri ikram et ona büyük ikram et vasya madkhalahu onun kabrini geniş et vaksilhu bilmai onu suyla ve selci kar ile ve beledi dolu ile ve nakkihi minel hataya onu hatalardan temizle kema nakkayt el sevd el el abiyat min denes beyaz elbiseyi siyah kirden nasıl ki temizleniyorsa bu şekilde de onu bu ölen kişi bu şekilde temizle hatalarından günahlarından ve abdil hudaran khayran min darihi ون أبداً دا خير بير أبونا بير، وأهلا خيراً من أهله، عائلتنا دا خير بير آيله بير، وزوجا خيراً من زوجي، أشنتنا دا خير بير أشبة بير، وادخله الجنة أو نجنتا قدر، وعزه من عذاب الخبري، عز... قبل عذابنا أنو محافظة، ومن عذاب النار، جهنم عذابنا أنو محافظة. ايه بس يعني. hadis-i şerifi okuyunca aklıma şey geldi yani e, sahabeler çok seviniyordu. Neye seviniyordu? Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem e, onların işte babasına, annesine, kardeşlerine ve kendilerine cenaze namazı kıldırıyordu. Ve bu duayı yapan Hazreti Peygamber e, illaki o duaya mazhar olan e, boş çevrilmiyordu. Ama buna ne yaptı bir gün sallallahu aleyhi ve sellem? bir gün borcunu vermeyen birisine cenaze namazı kaldırmayacağını söyledi. Bir nevi, demiştik ya, intihar eden protesto yapılır, eşraf kesim o cenazeye katılmaz. E, Cenazesi kılınır. Ama eşraf, ileri gelenler katılmaz. Bu borçlu de peygamber filizasıyla böyle bir muamelede, e, ders mahiyetinde, dedi ki siz arkadaşınızın cenazesini kılın dedi. Oradan o sahabi demek ki belki de akrabalık bağı muhabbeti olan birisi çıktı dedi ki ya Resulullah o kişinin bütün borcunu ben üstleniyorum. Ben ödeyeceğim. Yeter ki siz canaze namazını kılın. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tabi ders yerini buldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam namazı kıldı. Ama sonra deniliyor ki Aleyhisselam e, böyle de dediği zaman hem ders mahiyetinde hem de maddi imkanı yoktu Aleyhisselam'ın. Ama başka zaman da maddi imkanı olduğu zaman ee, kimin borcu varsa bu merhumun kimin borcu varsa gelsin borcunu benden alsın demiştir. O da başka bir şey. Ders 22. ders. Kime yastahabbu fi'luhu inda'l muhtadar. Ölüm döşeğinde olan kişinin yanında yapılması müstahap olan. Vel meyyit hine Yani ölecek kişinin yanında. Ee, ölmek üzere olan ve meyit ölüm esnasında yapılması müstahap olan şeydir. 1469. hadisi Ravi Müslim Ebû Sa'd el-Hudrî radıyallahu anhu ve Müslim Ebû Sa'd'tan rivayet ediyor. Ebû Sa'd el-Hudrî radıyallahu anhu Sahabidi Ebû Sa'd der ki: "Kâl er-Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Laktilu mevtetekum" Ölülerinizi yani ölmek üzere olan kişilerin kişileri onları terkin edin ne ile la ilahe illallah ile yine geçen bunu okumuştuk yani ölümün yanında ne denir hadis-i şerif vardı la ilahe illallah da cennet son sözü la ilahe illallah olan cennete girer onun için ölüm düşeğinde olan birisinin yanında ona la ilahe illallah söyle denmez Orada birisi böyle hafif bir sesle e, La ilahe illallah söyler. E, ve o hasta onu görür, takin alır ve kendisi bunu La ilahe illallah söyler. Onu söylediği zaman yanındaki durur artık. Çünkü onun sözü La ilahe illallah oldu. Ama aradan zaman geçtiği daha halen ruhunu teslim etmediği Ondan sonra ortalıkta yine başka bir şeyler konuşuldu. Belki o o da bir kelime bir şeyler söyledi. Ondan sonra tekrar son sözü la ilahe illallah olsun diye yine yanındaki la ilahe illallah söyler ve yine durur. 1470. hadis-i şerif. Orao Müslim al Ummi Seleme. Ummi Seleme Seleme'nin annesi sahabe bayandığı radiyallahu anha. Halet bu hanım annemiz kocası vefat ediyor. Yani ölüm düşününde. Bir kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ale Ebi Seleme'te ee, yanına Burada da hani kocasının ismini söylenmiyor. Sahabelerin yanında adet böyleydi ya zaten. Yani kocam demiyor. Ne diyor? Ebi Selamete. E. Ee, Selamete muhtemelen kızlarıydı. İşte Selamete'nin babasının yanına geldi. Ee, erkekler de hanımlarından bahsettiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a e, mesela Ummu Seleme'te Selemet'in annesi böyle demiş. İşte diyor geldi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kimin yanında? Kocasının yanında. Vakat şukka basaruhu ruhu o sahabenin erkek sahabenin gözleri e, açık kalmıştı. Evet. Gözleri açık kalırmıştı, belirmişti. Fe <fâgmadahu> peygamber efendimiz sallallahu ve sellem gözlerini kapattı. O, o, kocasının, ölen kocasının gözlerini kapattı. Ve <fângülüyor> sonra sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inne ruha muhakkak ki ruh bize kubide alındığı zaman yani ruh çekildiği zaman insanlar Ayaktan başlanıyor deniliyor. Nereden çıkıyor? Kafatasından çıkıyor. Kafasının üstünden. Ve bu oradaki görüyor. Yani o göz perdesi kalkıyor. O ölüm döşeğindeki iki şahıs onu görüyor. Gözler onu takip ediyor. Onu takip ede ede ede, ede ve gözleri açık kalıyor. Yine ruha muhakkak yuru ise alındığı zaman tabi'u al-basar göz de onu takip ediyor. Yani nasıl ayaklarından çekiliyor, nereye gidiyor böyle yukarı duruş şey yapıyor. Fada canesun min ehlihi ve artık bu mübarek vefat ediyor. Fada canesun min ehli, onun ailesinden birileri bazı insanlar feryat figan ediyorlar onun ölümüne. Fakal sallam buyuruyor ki la ted'u ale enfusikum illa bi hayr kendinize ancak hayır ile dua edin. Yani orada artık neler söylenmiş, neler konuşulmuşsa e, ölüm cenazenin yanında e, dua ve dua edilmez. E, ne yapılır? İlla ancak hayır söylenir. Fe'inne'l meleikete çünkü melekler var. Ve her cenazenin yanında mu'minun aleme takun. Siz ne deseniz olumlu ve olumsuz onlar ne yapıyorlar? Amin diyorlar. Onların görevi doğrudur. Onun için o zaman ne yapılması gerekir? La tedu ala enfuzukum illa bi khayr. <laughs> ancak hayır bir şey söylemek lazım. Sümme <laughs> kal sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dedi ki Allahum mağfirli Ebi Selamete Ya Rabbi işte bu Selamenin babasını mağfiret et. Varfa derecatu fil mehdiyin hidayete erenlerin arasında onun derecesini yükselt. Vahlifu fi ahibihi fil O geri bırakmış olduğu o akrabalarına da sen onu halefi ol, onlara hani sahip ol. Evet. Geri kalanlar arasında halefi sen ol. Yani sen o geride kalanlara sahip ol. وَخْفِرْ Bizi de onu da bağışla. Bak şimdi burada geçen söylemiştik. Dua yapıldığı zaman insan önce kendisini yapar. Sonra başkasını yapar. Burada hani bak Bizi bağışla. Ve lehu Onu bağışla. Ya Rabbel alamin, Ey alim Rabbi Allah'ım. اَفْسَعَ لَهُ فِي Onun kabrini geniş et. ونور له ve o نورلاندر Onu da o kabrinde ne yap onu nurlandır. Abi nurlandır. Ona <laughs> da Müslim Ali Müslim Teydan Müslim bu Ummu e annemizden rivayet ediyor. Kalet annemiz diyor ki Semih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahul peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde işittiğim. Memin abdin hiçbir kul yoktur ki tusibu musibe ona bir musibet isabet eder. feyhul o da musibet esnasında o ona duşar olduğu zaman der ki inne muhakkak ki biz Allah'ımız Allah'ın mülküyüz. Ve inne muhakkak ki ileyhi Allah'a raciun döneceğiz. Ee, Peygamber Efendimiz bunu söylüyor ve Hazreti Ümmü de annemiz bunu işitiyor. Allahümme o hine o musibete uğrayan dese ki Allahümme ecirni fi musibeti benim bu musibetinde bana ecir ver. Ve hayran minhe daha hayırlısını bana onu ver. Onun daha hayırlısı. Yani bu sadece bu ölüm değil. Yani bu her, herhangi bir musibette e, mesela arabası gitmiş, evi gitmiş e, bu şekilde söylerse o musibet esnasında تدسى دسكي إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها دعاء بقدر في المصيبة أسنى سندبود عيفان إلا أجله الله تعالى في مصيبته إلا الله تعالى ومصيبته أنا هم أجل فرش له خيرا منها أولا دعا خير لسنو أولا إحسان دار قالت أم سلمة أن نمزدوكي فلما توفي أبو سلمة Hani benim kocam vefat ettiği zaman kultu kemi amel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu öğretti, emretti, ona emretti duayı ben de yaptım. Fe ahrefallahu hayran minhu allah Teala bana kocamdan daha hayırlısını verdiği nasip etti. O da kimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O da Ummahatul müminin, müminlerin annesi oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşi oluyor. Allah'ın Allah'ın hatırına versin. Cezakumullahu aleyhi ve sellem.